Aynur, şimdi ilk olarak şunu soracağım sana. Albümü konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Siz şimdi öyle bir denk geldiniz, şarkınız da denk geldi. Koronayla birlikte ikiniz niye aynı eve kapandınız abi? İkinizin de ayrı ayrı evleri yok muydu? Niye böyle bir şey yaptınız? O hikaye Ya. aslında hem çok acıklı hem de umut dolu bir hikaye. Belki Trajikomik. Damla anlatmak ister. Bence sen anlat. Şimdi şöyle oldu İrfan. Biliyorsun önceden neredeydim. Zaten bu arada İrfan benim çok da eski arkadaşımdır aynı zamanda. Çok İrfan da biliyor mu? severim. İzleyenler bilmiyor. Ha, evet, izleyenler için söylüyorum. Çok Evet. da, çok da severim. Şimdi şöyle Ben oldu de. İrfan. Ben biliyorsun aslında havalimanında çalışıyordum. Sonra Hı. beni işten attılar. Bu yeni havalimanının açılmasıyla beraber birçok kişi işten çıkartıldı. Ben de onlardan bir tanesiydim. Hı. Dolayısıyla bir dönem bir takım şeyler yaşadım. Ve biz Yağdır için Aynur'la aslında şöyle Murat'ın doğum günüydü sevgili Murat Güneş'in izliyorsa ona da sevgiler. Evet. Aynur da doğum gününe o zaman katılamamıştım Murat'ın. Ve evde Hı. ona bir yemek düzenledi doğum günü adına. Biz de Evet. Aynur'la tam o havalimanından çıktığım dönemde aşırı böyle müsaitliğimin olduğu bir döneme denk geldi. Çünkü normalde biliyorsun ne kadar yoğun çalıştığımızı ve boş Evet. vaktimiz olduğunu. Aynur'a yemeğe geldik işte sağ olsun ortak arkadaşlarımız işte Murat vesaire dediler ki bir arkadaşımız var Aynur'a dedi diyorlar ki bir arkadaşımız var o da gelsin yemeğe. Ben de normalde de Aynur hayatta yani böyle dışarıdan üçüncü dördüncü tanıdığı insanları evine kabul edebilen bir kız değil. Yani Hı olacak hı. ya. Çok sosyal bir tarafım yoktur İrfan. Aslında böyle çok kapalı bir kutuyumdur. Yani şey yaşarım. Veya da daha doğrusu şu an Ne oluyor kediler evde be? birbirine Yemeği yiyor. yiyorlar. Sizin kedileriniz de bir kuduruktur Vallahi biraz kuduruklar. Aynen. Öyle. ha. Ondan sonra Damla geldi. Damla'yla enerjimiz öncelikle arkadaş olarak çok güzel tuttuk. Biraz da kader kısmet demek ki olması gerekiyormuş. Hı. Yağdır'ı dinlettiler bana. Ben şarkıyı tabii ki çok çok sevdim. Ama onun ötesinde sonra o gece ben Damla'yı bir stalkladım. Hı. Ve çok şaşırdım. İnanılmaz. Bence güzel bir sese sahip. Gerçekten çok yetenekli. Çok. Ve hatta biz daha sonra Damla'yla böyle konuşunca da dedim ki yani nasıl olur sen bugüne kadar yani bir şekilde keşfedilmedin. Çünkü bizim sektörde de çok fazla arkadaşları vardı şarkıcı olan vesaire. Evet. Kimse o yani kızın elinden tutup da bir şeyler yapmayı düşünmemiş. Hepsine buradan çok vizyonsuzsun. Hiç, yani vizyonları sıfır. Hepsine bir tükürüyoruz. O Yani sen bana evet. tükür aslında. Ben hep söyledim biliyor musun? Yani Evet, Damla evet. benim gerçekten çok eski Gerçekten yani arkadaşım. O kesinlikle. denemeler yaptı ama yani hani istediğim gibi değildi onlar ama Benim de aynı değildi. doğu sana ne dedim bugün gündüz konuşuyor? Doğru insanın çıkması çok önemli karşına. Evet doğru kesinlikle. Evet. O da Aynur'du kesinlikle benim için. Zaten çok da beğendiğim bir isimdi Aynur benim. Hı O hı. yüzden hem onunla çalışıyor olmak gerçekten benim için çok büyük bir onur, mutluluk. Hem de çok güzel bir şarkıyla giriş yaptığını düşünüyorum. Daha önceki yaptığım şeyler zaten benim projemdi. Dahil olduğum birkaç şeydi. O yüzden şimdi Aynur'la beraber oluyor olmaktan çok mutluyum. Ha sonra işte bu onu Olayı anlatamadım. aslında Ha evet. anlatıyoruz. Evet. Sonra işte Damla kısacası kovuldu. Evden kovulunca kirasını artık ödeyemedi. Fakirlik. Bu sebepten de tam o döneme denk geldi bizim düet yapma. Ben de dedim ki kapat 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 dedim. Her şeyi kapat dedim. Evi bana geliyorsun. Ben de çok büyük bir eve geçmiştim Fenerbahçe'de. Dedim ki benim dedim misafir odam var, misafir banyom var, her şeyim var. Hem dedim böyle kampa girmiş gibi oluruz. Birbirimizi daha iyi tanırız. Hem yani beraber müzik yaparız vesaire. Hatta ilk başta biraz çekindi sonuçta. Çünkü o Ya kadar iyi sonuçta de düşünsene tanımıyorum. abi tanımadığım bir insanın evine gidiyorum. Öyle yani sonuç itibariyle Damla bana taşındı. 8 aydır da benimle yaşıyor. Böyle vesile yani aslında onun işsizliği buna vesile oldu ama iyi ki de oldu. Çünkü güzel bir arkadaşlığımız oldu. Beraber vakit geçiriyoruz. Karantinada olunca en azından hem ben de yalnız olmamış oldum. Güzel vakit geçiriyoruz yani hikayenin özü bu.